Sarıgöl gündemden herkese merhabalar. Yeni açıklanan asgari ücret zammını Manisalılara sorduk. Yeni asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorum yok. İnşallah iyi olacak. %50 zam ama her sene olduğu gibi yine bundan sonra herhalde. Yani piyasa nasıl derler, affedersiniz. Yeniden iple ağdan her şeye zam geleceği için. Çünkü her yıl öyle oluyor. Bu yıl da öyle olacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Pek bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Enflasyona göre kira, onlar da çok fazla artış oldu. İnsanları etkiliyor. Umarım inşallah hayırlısı olur, iyi olur ama. Abi merhaba. Verilen yeni asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum çok kötü. Valla ben emekliyim be kızım. Bilmiyorum artık. İnşallah iyi olur ama az. Sağ olun, teşekkürler. Ben de. Verilen yeni asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında bu şartlarda çok uygun değil ama bir de ülkenin gerçekleri var maalesef. İslam var, istihdam var yani. İstihdamı da düşünerekten ortak yollu bir şey ama bundan sonrası önemli olan zamlarla bu asgari ücretin erimemesi. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim. Vallahi abi, Türkçe bilmiyorum abi. Ha, nerelisin? Afganistan'dan abi. Afganistan. Evet. Çalışmıyor mu? Çalışmıyorum abi. Nerede? O sanayide. Sanayide. Kaç para maaşlı? Asgari ücret çalışıyorum. Az mı çok mu? Az mı abi? Normal mi? Normal mı çalışıyorum? Hey, tamam hadi, sağ olasın. Yeni verilen asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu an fazla değerlendiremeyeceğim ama şu ana kadar durumu iyi gibi diyelim. İyi demeyelim, gibi vallahi diyelim. Onu da iyi. Ekleyelim. Hiç iyi değil. İyi diyor. Yok, iyi, kesinlikle iyi, iyi değil. İyi değil. İyi değil arkadaş. 17.002 lira zaten. Evet. 17.002 lira. Bir de kuruşu var. Utanmadan. Bir de 2 lirayı basa basa söylüyorlar. Olmaz böyle bir şey. Bu kesinlikle doğru bir şey değil. En az 2 ay ve 3 ay içinde ekonomistlerin söylediği olay bu. Kesinlikle tekrar bir artış yapmak zorunda kalacaklar. Zaten şu anda zamlar gelmeye başladı. Düşük. Sağ olun. Düşük. 17.002 lira oldu. Evet, iyi vallahi. Fena değil yani. Doğru yani. Yeter mi diyorsun abi? Yetmese ne yapacaksın? Devletin bu kadar verdiği bu kadar ama. Manisa'da şu anda kiralar 12-13 bin TL. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi devletin gücü o kadar. Fazla dışarı çıktım, ayaklarım uçur. Abi merhaba. Yeni asgari ücret zammını nasıl değerlendiriyorsun? Valla normal ya. Hani 17.002 lira. Türkiye şartlarına göre düşük ama gelen zamlarda bir şey anlamayacağız yani o asgari ücreti de. Abi ne olacak yani, vatandaş açlıktan ölüyor. Yani kime yetecek? 17.002 lira yetmez mi? 2 liraya da bahşiş verdi herhalde. Şimdi şöyle diyeyim abime, ya kiralar 10 bin lira, 12 bin lira. Anladın abi? Adam nasıl mesela çalışan bir kişi düşün. Çalışan bir kişi nasıl geçinecek? Abime söyleyeyim, elektriği var, suyu var, doğalgazı var, bilmem neyi var. Anladın mı abi? Yani çok kötü yani gidişat. Ne kadar olmasını isterdin? En az 25 bin lira olacak ki vatandaş bir geçim sağlasın yani. Yeni verilen asgari ücret zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yukarıdakiler değerlendirsinler. Ben emekliyim, ne geçinemiyoruz. Nasıl değerlendireceğiz başka? Sağ olun. Ben 7500 alıyorum, onlara veririm, onlar geçinsinler, göreyim bakalım. Merhaba, asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz yeni verilen? Vallahi hiç uygun görmüyorum ben. Size göre az mı geldi az abi? Az az. Ne kadar olmasını isterdiniz? Ama 20 milyon aşağıya düşmemesi lazım. Sağ olun, teşekkürler. Evet, size teşekkür ederim. Abi merhaba, yeni asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal, iyi ya. İyi. İyi. Teşekkürler, sağ olun. Verilen yeni asgari ücret zammını nasıl değerlendiriyorsunuz? Her zaman. 17.002 lira oldu. Her zaman olduğu gibi az. Teşekkür ederim. Kaşıyla meydele, kepçeyle geri yallah, nasıl olacak başka? Az diyorsunuz. Az tabii canım. Sağ olun, teşekkürler. Abi merhaba, yeni asgari ücret zammını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi 6 ay içinde o hepsi erir gider yani ya. Bir anlamı kalmaz yani. Az diyor. Ya kiralar zaten 9-10 milyar olmuş ya. Nasıl olacak bu iş? Ya bizim insanlar gözü aç. Aç olduğu için 50 milyar verse bir anlamı yok yani. Adam gözü doymuyor. Önce gözü doyacak yani. Geçim yok abim, açız aç aç. Eşim emekli, aç kaldık bak. Vallahi bak, kızımla beraber çarşıya gittik, hayat pahalı. Bak lokma verdiler, hayrını onu yiyoruz. Sağ olun, teşekkürler. İdeal ya, normal. Diyorsunuz. Olması gereken bu ekonomik şartlarda. Yine buna da şükür edelim. Ne diyelim? Başka diyecek bir şeyimiz var mı? Yok, sağ olun. Şey değil. Bu şartlar altında hani çok bir alım gücünü karşılayacağını zannetmiyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay. Vallahi bu şartlarda iyi değil. Hani geçim için yani pahalılıktan dolayı iyi değil tabii ama yapacak bir şey de elimizden gelmiyor. Biz de asgari ücretle çalışıyoruz. Ne kadar olmasını dilerdiniz? En az 22 falan. 20-22 yani. Merhaba, yeni asgari ücreti nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal. Bence az. Ne kadar olmasını dilerdiniz? Ya şu anda şöyle diyeyim. Normalde asgari ücretin artması önemli değil. Eski asgari ücreti bize girmesin ama zamlara geleceksinler. Yani burada... Düşünceniz bu şekilde. Düşüncelerim bu şekilde, evet. Kardeşim. Vallahi çok güzel kardeşim. Milleti bir yere kastaklıyorlar. Başka bir şey yok. Sağ olun, teşekkürler. Hadi görüşürüz.